Bu videoda tüberküloz yani veremi engelleme yollarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Verem enfeksiyonlarını engellemede göz önünde bulundurulması gereken dört yöntem var. Bir tanesi yoğunlaştırılmış vaka bulma. Yoğunlaştırılmış vaka bulma. Daha sonra bahsedeceğiz fakat burada söz konusu olan şey verem vakalarının e, bulunmasıdır. Tamam mı? Burada latent, yani gizli verem vakaları ve aktif enfeksiyon durumlarından ve bu durumlarda neler yapılabileceğinden bahsedeceğiz. İkinci yöntem ise izoniazid. İzoniazid adı verilen önemli bir verem önleyici ilaç. Bu video bağlamında ilacın gizli verem durumlarında kullanımından bahsedeceğiz. Üçüncü olarak başkalarından uzak duruma geliyor. Burada aktif olarak enfeksiyon barındıran bir hastadan uzak durma ve hastalığın diğer insanlara bulaşmasının nasıl engellenebileceğinden bahsedeceğiz. Bu bulaşıcı hastalıklar denince akla ilk gelen şeydir. Yani bulaşıcı hastalıkların neredeyse tamamında hasta olan kişinin diğerlerinden uzak tutulması söz konusudur. Daha sonra dördüncü yönteme geçiyoruz. Bağışıklık. Burada veremin önlenmesinde şu anda hangi aşıların kullanıldığını inceleyeceğiz ve gelecekte üretilecek olan aşılardan biraz bahsedeceğiz. Evet, şimdi ilk yöntem olan yoğunlaştırılmış vaka bulmayla başlıyorum, tamam mı? Başta da belirttiğim gibi burada ya gizli verem görülen, örneğin pozitif e, tüberkülin cilt testi olanlardan veya aktif verem vakalarından bahsedeceğiz. Bu iki durumda da akılda tutulması gereken belli yüksek risk gruplarının olduğu örneğin Sahra altı Afrika ülkelerinin çoğunda olduğu gibi veremin yüksek oranda olduğu bölgelerden Amerika, Kanada gibi düşük oranda olan bölgelere göç eden insanlar. Diğer bir yüksek risk grubu ise hastalığın görüldüğü bölgeden göç eden göçmen işçiler. Bir başka yüksek risk grubu ise tutuklular. Evsizlerin ve damar yoluyla uyuşturucu alan bireylerin de yüksek verem riski vardır. Buna intravenöz uyuşturucu kullanan anlamında IVDU ivdu e, olarak bir kısaltma kullanılır arkadaşlar bunun için tamam mı? Son olarak vereme ek veya ondan ayrı olarak HIV virüsü teşhisi konmuş kişiler. Bunlar örneğin cilt testiyle düzenli aralıklarla incelenen kişiler arasına girebilir. Bu kişilerin testleri pozitif çıkarsa, yani gizli verem görülürse eğer, bu bizi ikinci verem engelleme yöntemine götürür. Yani izoniazid. Gizli verem görülen bu bireyleri izoniazid yöntemiyle tedavi etmek, gizli enfeksiyonun aktif hale gelmesini engellemede çok etkili bir yöntemdir. İzoniazid yöntemi, enfeksiyonu azaltmada %90 etkilidir. İzoniazidin Reçetede belirtilen kullanım süresi ise 9 ila 12 ay arasıdır. Yani bayağı uzun bir süre. Fakat bu 9 ila 12 ay ilaç kullanımı sayesinde enfeksiyonun gelişmesi önleniyor. İzoni azide alternatifler var. Fakat bunlar daha fazla yan etkileri görülen ve daha tehlikeli diyebileceğimiz yöntemler. Alternatiflerden bazıları e, izoni azidi... Rifampinle beraber. Rifampin dediğimiz bir maddeyle beraber 4 ay veya rifampin ile pirazinamidi 2-3 ay süreyle vermektir. Beraber uygulanan bu terapiler izoniazidin 9 ila 12 ayda tek başına yarattığı etkiye neredeyse eşdeğerdir. Fakat tam olarak aynısı değildir. Ayrıca daha çok yan etki içeren yöntemlerdir. Evet, ne dedik? İkinci, ikinci yöntem pardon, azit dedik, değil mi? Evet. Gizli veremi olan birini azit yöntemiyle tedavi etmeye başlayınca kişinin bulaşıcı olma durumu ne kadar süreyle engelleniyor diye düşünebilirsiniz. Ama önce şunu bir anlayalım. Aslında ilk başta bu kişilerde bulaşıcı bir hastalık söz konusu değil. Yani bu kişileri tedavi etmekteki amaç aktif veremin gelişmesini önlemek. Ki aktif verem bulaşıcı. Şimdi yoğunlaştırılmış vaka bulmaya devam edelim ve aktif verem durumuna bakalım. Evet, aktif verem olan kişilerde diğerlerine hastalığı bulaştırma riski mevcut. Bazı durumlarda bulaşma oranı daha yüksek olur. Örneğin, veremin en çok görüldüğü tür olan akciğer veremi hastasıysanız ve akciğer röntgeninizde büyük aralıklar, kaviteler çıkmışsa, verem organizmalarından sizde çok sayıda bulunuyor demektir. Bu da diğer insanlara veremin bulaşma riskini arttırır. Bu bireyler diğer insanlardan uzak durmalıdırlar. O da bahsettiğimiz üçüncü yöntem oluyor işte. Bu kişiler yalnız kalarak diğer insanlara verem bulaştırma ihtimalini azaltmış olurlar. Uzak durmaktan kastımız bu insanların korunmalı hava akışı olan bir hastane odasına alınması ve ziyaretçilerin N95 denen verem organizmalarını filtre eden maske takması. Tabii ki aktif verem hastası olan kişi aynı zamanda tedavi görüyor olmalı. Genelde 2, 3 veya 4 hafta sonunda bu insanların hastalık bulaştırma özelliği son buluyor. Yani vereme karşı aldıkları tedavilerle verem organizmalarının sayısı düşüyor, böylece hastalığın bulaşıcı olma özelliği azalıyor. Yani bu süreçten sonra kişi hastaneden çıkıp evinde yaşamaya başlayabilir. Ama bu tedavide sadece izoniazit kullanılmıyor daha yoğun bir tedavi rejimi uygulanıyor. Yoğunlaştırılmış vaka bulma kısmında aktif verem grubu ile ilgili olarak diğer önemli nokta temas değerlendirmesi yapmak. Yani o kişinin teşhis edilmeden önce temas kurduğu kişilere ulaşmak lazım. Bunu yaparak yine tedavi yalnız kalma gibi yöntemlerle engellenmesi gereken başka aktif verem vakalarına ulaşabilirsiniz. Kişinin temasa geçtiği bireylere bakılarak enfeksiyonu ihtimalen kimden kaptıkları veya kimlere bulaştırdıkları gibi bilgiler edinmiş oluruz. Bu, veremin kamu sağlığı gözetilerek yayılmasını önlemede önemli bir adım. Evet, veremi engellemede kullanılan son yöntem, dördüncü yöntem bağışıklık kazandırma. Herkese verem aşısı yaparsak sizce sorun çözülür mü peki arkadaşlar? Madem aşıyla verem engelleniyorsa belki de en iyi yöntem budur değil mi? Ancak şunu unutmayın, dünya çapında vereme karşı kullanılan aşıların etkileri maalesef kısıtlı bu aşının adı BCG aşısı ve vereme sebep olan başka bir etken olan microbacterium bovis'ten elde edilen hafifletilmiş bir aşı bu aşı dünyanın birçok yerinde özellikle verem oranı yüksek olan ülkelerde insanların vereme yakalanmasını ve daha sonra veremin yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan bir aşı Vereme karşı bağışıklık genelde doğumdan kısa bir süre sonra BCG aşısının yapılmasıyla sağlanıyor. Aşının verimliliğinin derecesi çalışmadan çalışmaya değişiyor. %0 kadar düşük bir oranla %80 gibi yüksek bir oran arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ama verem aşısı denince çoğunlukla tahmini koruma etkisinin %50 olduğunu baz alıyoruz biz genelde. Yani böyle baz alınıyor. Aşının daha çok çocuklarda daha etkili olduğu ortaya çıktığı için genelde doğum sonrası bu aşı yapılıyor. Veremde görülen düşüş ise özellikle ağır hastalıklarda daha belirgin oluyor. Yani aşı verem, menenjit ve milier verem gibi ciddi hastalıkları azaltmada etkili oluyor. Bu önemli bir nokta çünkü en kötü verem türü bu. Fakat yine söylediğim gibi aşının etkileri kısıtlı. Aynı zamanda bu aşı canlı ve seyreltilmiş olduğu için fazla sayıda insanı bu aşıyla aşılamak riskleri olan bir durum haline geliyor. Mesela bağışıklık yetmezliği olan birine yanlışlıkla verem aşısı yapılırsa, aşı yapılan bölgede çürümeler görülebilir, hatta BCG'nin yayılmasına sebep olabilir. Yani aşıdan enfeksiyon kapma gibi bir durum söz konusu. Neyse ki bu durum çok yaygın değil ama tabi bazen görülebiliyor, dikkat etmek lazım. Bağışıklık yetmezliği görülmeyen bireylerin %1 ile 10'u arasında aşı yapılan bölgede ufak bir iz, yani tıbbi ismiyle ülser görülebilir. Bu durumda kolun aşı yapılan bölgesinde krater şeklinde bir görüntü oluşabilir. İşte o zaman kişinin BCG aşısı olduğunu hemen anlayabiliriz. Daha seyrek görülen bazı durumlarda ise lokal adenopati dediğimiz lokal adenopati yani lenf nodlarının şişmesi durumu görülebilir. Ve çok daha seyrek oranda belki de milyonda bir oranında BCG aşısı sonucunda osteomiyelit yani kemik iltihabı görülebilir. Bunlar çok seyrek görülen ve dengede olmayan durumlardır. BCG aşısının faydası zararlarından tabii ki fazladır. Bu yüzden de aşı uygulanmaya devam etmektedir. Bağışıklık kazanma ile ilgili bahsetmek istediğim son nokta, veremi önlemede daha etkili ve yan etkileri daha az olan aşı geliştirmek için çalışmalar yapıldığı. Şu anda gelişim aşamasında olan muhtemelen 30 aşı var. Fakat maalesef hiçbiri şu noktada yaygın kullanım lisansı alacak kadar faydalı görülmedi. Fakat takipte kalın çünkü gelecekte şu anki aşıdan daha etkili bir aşı bulunması umudumuz var arkadaşlar.